Kanal S ekibi olarak yabancılar pazarı esnafına bayram sonrası satışlarını sorduk. Bakalım bize ne gibi cevaplar verdiler. Gurbetçiler iyi, biraz yüzümüzü güldürdü. Devamını bekliyoruz inşallah. Bu bayram evet biraz yüzümüz güldü diyelim. Zamlardan dolayı bir tık düşük ama bu sefer de ciro daha yüksek oluyor isterseniz. Yani aynı montu 1000 liraya satıyordun, şimdi 1,5'a satıyorum. Aynı şey aslında yani, değişen hiçbir şey yok. Onlar daha gelmediler, onları bekliyoruz zaten. Bu bayram biraz zayıftı ama bayram günleri daha yoğundu, Arife'den daha yoğundu yani. Normalde işlerimiz bizim Arife günden 2-3 gün önce başlardı eskiden. Pandemiden sonra bu düzen de değişti. Arife günü iş olmadı ama bayram birinci, ikinci günü Arife günü gibi iş oldu. Yani ben şükürler olsun yani, bayramda iyiydi. Bizim işimiz iyiydi. Ama genel geçen seneye bakarak biraz daha düşük var, pahalılık var. İnsanlar hani düşünüyorlar, alsam mı almasam mı tarzında düşünüyorlar. Yani bu sene biraz daha zor geçecek gibi geliyor bana. Peki gurbetçiler? Bakalım, hayat pahalılığı. İnşallah onlar da bizi anlayışla karşılar diye düşünüyorum. Gurbetçilerin gelme zamanına daha var. Daha gelmedi gurbetçiler. Zaten dört gözle biz de zaten gurbetçileri bekliyoruz. Allah razı olsun onlardan, iyi satış, alışveriş yapıyorlar. Tam olmasa da güldürü diyebiliriz yani. Halimizden memnunuz yani. Bence bulmuştur herhalde çünkü işler yoğundu, güzeldi. Yani memnunduk esnaf olarak. Yani geçen sene daha düşüktü satışlar. Gurbetçiler gelmeye başladı, yoğun bir şekilde görüyoruz. İnşallah gelmeye devam ederler. Buldu çok iyi, biz çalışmaya adam bulamadık. 1 milyon lira pideci ustasına, 800 lira dönerci ustasına, herkes saltanat peşinde. Herkes işleri güçleri iyi, çalışmaya eleman yok, adam yok. Herkesin işi iyi, Allah'a binlerce şükür. Çoluğumdan çocuğumdan hep beraber çalışıyorum burada. Mutluyum, iyiyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu kadar söyle, daha iyi, daha çok kazandık, daha çok işleri iyi. Tabii. Hiçbir tane arabası olan, daire alan, araba alan her şey var. Gurbetçiler iyi. Allah razı olsun gurbetçilerden. Onlar 1 liraları 27 lira oldu. Bizim döner aynı parada kaldı. İşte devam ediyoruz. Her bayramda olduğu gibi yabancılar çağrısı mükemmel bir şekilde iş potansiyeli artar. Esnafların yüzü güler. Yine bu şekilde bu bayramda da esnaflarımız ciddi anlamda güzel iş yaptı. Çarşımız kalabalık, gayet verimli bir şekilde bayramı geçirdik. Şimdi şöyle, bizim müşteri portföyümüz belli. Yani özellikle bayram sezonu yaza tekabül ettiğinde, yaza denk geldiğinde, yazın gurbetçi vatandaşlarımızın gelmesiyle birlikte, yerli turistlerin gelmesiyle birlikte müşteri portföyümüz artıyor. İşlerimizde değişiklik olmuyor. Yani cirolarımız artıyor. Gayet de güzel geçiyor. Bayramda esnafımızın yüzü gülüyor. Biz memnunuz. Çarşı esnafımız memnun. Gayet de güzel geçiyor. Bu bayramımız çok iyi geçti. Bizim pazarımız zaten yaz ağırlıklı pazar. Dışarıdan gelen müşterilerimiz, yurt dışından gelen müşterimiz, tatilcilerin çoğu pazarımızı tercih etti. Fiyatlarımız da dışarı nazaran uygun olduğu için pazarımız çok yoğunluk yaşadı. Bu bayramdan biz esnaflar olarak umduğumuzu bulduk. Zaten daha önce de bazı televizyon kanallarına aktarmıştım. Çatımız olsun, iç dizaynımız olsun, tuvaletlerimiz, her şeyimiz yeni baştan yapıldı. Bu da bizim müşteri portföyümüzün ilerlemesine sebep oldu. Fiyatlarımız da zaten dışarı nazaran daha uygun olduğu için insanlar bizi bu bayram tercih etti. Yani geçen biz pandemiden çıktıktan sonra iki yazı çok iyi geçirmiştik. Bu üçüncü yazımız bayramda onu yakaladık. Yani o satış portföyünü yakaladık. İnşallah işlerimiz bundan sonra da bayramdaki gibi olur. Güldü. Şimdi nasıl güldü? Şimdi aidat ödemelerinden anlıyorum. Herkes aidatlarını ödemeye geldi. Demek ki işler iyi. Bu onu belli ediyor. Gurbetçiler zaten hep bizim pazarımızı tercih ediyor. Onların alışveriş stiline mi diyeyim, portföyüne mi diyeyim, yani daha uygun düşüyor bizim pazarımız. Gurbetçiler bizim pazarımızı tercih ediyor Samsun alışveriş merkezleri içinde.